Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ayasofya'nın İmparator Kapısı'nda oluşan tahribat Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, UNESCO'yu aradı. Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'den tahribat ile ilgili açıklama isteneceği kaydedildi. Büyük bir coşku ile, 2020 yılında tekrar ibadete açılan Ayasofya'nın tarihi İmparator Kapısı'ndaki tahribat gündemdeki yerini koruyor. Tahribatın gündeme gelmesiyle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen harekete geçti. Bu onarıldı ve duruma ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, oluşan tahribatta bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir. Ayasofya, 1484 yıldır nasıl ayakta kaldı ise geleceğe de aynı ihtişamı ile bir mabet olarak taşınacaktır, denildi. Uzun yıllardır milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan yapıdaki tahribat yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da gündemde. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, konuyu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne taşıdı. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, UNESCO direktörü Audrey Azoulay ile telefonda görüşen Mitsotakis, tahribattan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken, söz konusu tahribatın tarihi yapının bütünlüğüne ve evrensel karakterine yapılan bir saygısızlık olduğunu söyledi. Mitsotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, UNESCO direktörünün Ayasofya'nın 2020 yılında camiye çevrilmesi kararına ilişkin endişelerini tekrar dile getirdiği ve Türkiye hükümetinden tahribat ile ilgili bir açıklama yapmasını isteyeceği söylendi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.